Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ve NTV tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı'nın 3. özel yayınında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çankaya'da başlayıp Beştepe'de devam eden bu süreç, neler yapmak istediğimizin, nerelere varmak istediğimizin bir adımıdır. Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanı'na bağlanması ile ilgili soruya, İstihbaratın başı devletin başına bağlı olmalı diye cevap verdi. Devletin başı istihbaratta en önemli bilgileri, dokümanları alması gereken değil midir? Eğer istihbaratın başı devletin başına birinci derecede bağlı olmazsa hareket kabiliyetini bu devlet kaybeder. Devletin hareket kabiliyetini kaybetmemesi için birinci dereceden istihbarat ona sorumlu olması gerekir. Ki istediğim anda, istediğim şekilde bu istihbari bilgiler bize gelsin ki biz de atmamız gereken adımları buna göre atalım. Şimdi büyük devletlere bakalım. Hepsinde istihbaratlar direkt kime bağlıdır? Devletin başına. Amerika. İstihbarat kime bağlıdır? Ona bağlıdır. Birinci derecede. Fransa. Ona bağlıdır. Hepsinde de devlet başkanına bağlıdırlar. Cumhurbaşkanı'na milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisinin Ankara'daki makamlara verilmesiyle ilgili soru da yöneltildi. Her şeyden önce kanun hükmünde kararnameler, ihtiyaçtan doğan atılmış adımlardır. Bunlar durup dururken olmuyor. Şu anda bu söylediğiniz milletvekilleriyle alakalı konular noktasında bizim tabii hızla mesafe almamız lazım, hızla adımlar atmamız lazım. Şu anda Ankara başkentimiz, parlamento burada. Dolayısıyla bunları farklı yerlerde bu sürecin devam etmesinden ise bunu başkent Ankara'da sürdürmenin çok daha isabetli olacağı kararına, kanısına varılmıştır. Ve burada bu adımın atılması ve başsavcılık, bunun yanında ağır ceza, onlar tarafından bunun yürütülmesinin çok daha isabetli olacağı kanısına varılmıştır. Tabii ana muhalefet bu tür şeylerde nedense bir çıkış yapması lazım. Kendisine göre bir yol bulması lazım. Sürekli bu tür adımları atmak suretiyle sadece suyu bulandırıyor. Ama hükümetimiz de bu nokta attığı kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Ben isabetli bir adım olduğunu, bunu zaten beraber istişare ederek bu kararı da aldık. Ülkemiz için çok çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile bazı Arap ülkeler arasında krize ilişkin, size göre kriz ne boyutta bitiyor mu sorusu üzerine şunları söyledi. Yani bir bitme noktası dersek yanlış olur. Fakat başladığı noktada değil. Her geçen gün daha geri gidiyor. Ve önümüzde Kurban Bayramı var. Artık Körfez'de bu sıkıntı bitsin derim. Artık bunu bir kenara koyalım ve aydınlık ufka hep birlikte bakalım dedi. Çünkü Müslümanların bu dünyada birbiriyle uğraşmaya ne zamanı, ne vakti, ne fırsatı olamaz. Biz birbirimizi sevmekle emrolunmuşuz. İnşallah Hadimul Haremeyn-i Şerifeyn şu bayram arefesinde böyle bir adımı atmış olurlar. Mescid-i Aksa'nın ilk kıblemiz olması sebebiyle çok büyük öneme haiz ifadesini kullanan Erdoğan, Netanyahu buraya saygı duymak durumunda dedi. Ben bu iş tamamen bitti noktasında değilim. Her an nereden, nasıl patlak verir onu bilemem. Onun için tabi başta Netanyahu olmak üzere özellikle artık biz şunu bilmemiz lazım. Yani bu Harem-i Şerif üç dinin saygın mekanıdır. Ve buraya karşı kimsenin kalkıp da yani bu benimdir, buraya Müslümanlar giremez
gibi bir yaklaşımın içerisine girmesi düşünülemez. Kaldı ki bu bizim ilk kıblemiz. İlk kıblemiz olması sebebiyle de çok büyük önemi haiz. Ve burada Netanyahu artık o farklı bakışlarını bir tarafa koyarak buraya saygı duymak durumunda.